Evet sevgili izleyiciler, geçtiğimiz hafta yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'nın birçok ülkesinde de temsilciliklerimizin bulunduğu yerlerde, bulunmadığı yerlerde dahil olmak üzere sivil toplum örgütlerimizin girişimleriyle Cumhuriyet Bayramı da kutlandı ve Avrupa'nın her köşesinde Büyük Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 84. yıl dönümü nedeniyle çeşitli davetler verildi. Rhein-Main temsilcimiz Şükrü Doğru, Mannheim'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamasını izledi ve katılanların da görüşlerini aldı. ...29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Almanya'nın Mannheim şehrinde sardı. Kutlamaların adresi Frankenthal Türk Cemiyeti'ydi. Ana vatandan uzakta da olsa Cumhuriyet'e sahip çıkan Avrupalı Türkleri, Mainz Başkonsolosu Yardımcısı Nazmiye Başaran ve Karlsruhe Başkonsolosu Yardımcısı Balca Kutan da yalnız bırakmadı. Kutlama töreni, Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından sahneyi minik Avrupalı Türkler aldı. Bugün haykırdık, coştuk, hürriyete kavuştuk. İnsan görse şaşardı, Türk yaptı, Türk başardı. Ne güzel Cumhuriyet, hür düşünce, hürriyet. Bayrağım, atalarım gökten yere indirmişler ay yıldızı. Bir bulut da sarmış ki rengi şafaktan kırmızı. Gözlerini kapattı, bütün dünya ağladı. Doktor doktor kalksana. Atam evden gidiyor, çaresine baksana. Uzun uzun kabaklar dökülüyor yapraklar. Ben atama doymadım, doysun kara topraklar. Kutlamalara terör eylemlerinde şehit düşen askerlerimizin hüznü damgasını vurdu. Ama bütün Avrupalı Türkler şehit kanlarıyla kurulan Cumhuriyet'in yine şehit kanlarıyla korunduğunun bilincinde olarak Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Cumhuriyetimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bayramımızı kutlamamızı ve bizi bu kutlamalarda hiçbir şekilde hiçbir kimsenin engelleyememesini kanıtlamamız gerekiyordu. Onun için de Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. İçimiz kan ağlasa da buruk da olsa yüreğimiz. Biz millet olarak, halk olarak acımızı da kederimizi de içimizde yaşarız. Her şeyden önce 84 sene önce kurulmuş Cumhuriyetimizin bugün burada yaşatmak adına, toplumumuzu bilinçlendirmek adına Cumhuriyet'in ne mücadeleler sonucunda kurulmuş olduğunu tekrarlamak, anlatmak, onları bu konuda bilgilendirmek adına buradayız. Törende Taner Soysal yönetimindeki Mannheim Halk Oyunları ekibi de sahne aldı. Evet efendim, Mannheim'daki Cumhuriyet Bayramı böylesine coşkulu geçti. İsterseniz Almanya